1 Ocak'ta 2017 yılında evlendik biz. Teyzesinin de 1 Ocak'ta doğum günü var. Biz ertesi gün işte anlaştık, doğum gününü kutlamaya gideceğiz teyzesine. Teyzesi de böyle bahçe katı bir yerde oturuyor. Galericiler de var. İndik arabadan, akşam zaten kararmaya başlamıştı. Ben dedim ki bir kalabalık var, bir de böyle bir müzik sesi geliyor. Allah Allah dedim, herhalde araba satıldı. Bunlar dedim bir şey kutluyorlar. Yani hiç düşünmüyorum çünkü bana dedik hep ben sana yazın evlenme teklif edeceğim diye. Meğersem işte sonra bir çiçekler atıldı, müzik başladı. Baktım hep tanıdık simalar var. Anladım ki benim evlenme teklifi. Ha, baktın ki bir tanıdık araba aldı. Evet. Arka bahçede sonra, kutluyorlar dedik abi. İşte ben yeni yıla seninle girmek istiyorum. Bundan sonraki ömrümü seninle tamamlamak istiyorum. Ben de kabul ettim. Ya! Yeni yıla onunla birlikte girdim abi. Şapşik! Şapşik midir Suat? Çok şapşik değildir ya. Değildir öyle. Ponçik midir? Ponçikliği de yoktur ama böyle panda gibidir. Bir oraya yatar, bir buraya yatar. Bir oradan yuvarlanır. Derim ki şuradan kalk derim mesela. Abi keyfime çok düşkünüm, ne yapayım? Öbür koltuğa yatıyor. L koltuk bu arada. Hani örtüyü düzelteceğim. O bir tarafı da düzelteceğim. Niye buraya yatıyorsun? Ama yatarken niye düzeltiyorsun? Adam yatıyor. Hiç, doğru diyorsun. Yani evet. İşten gelmişiz. Bırak birazcık dinleneyim. Peki nasıl tanıştın? Nasıl tanıştık? Biz telefonda yüz yüze tanıştık. Şöyle ki... Telefonda evet. Şimdi... Arkadaş ne yiyip ne içiyorsunuz? Nasıl cihazlar kullanıyorsunuz telefonda yüz yüze? Şöyle ki İlker Bey, aynı iş yerinde çalışıyoruz. Ben işe başladım çağrı merkezi. Çağrı geldi, telefondayım bir kişiyle. Suat da bizim desteğimiz. Yani işte yeni işe başlamışım, soru soracağım, bilmiyorum çok. Bu şeylerden misiniz siz? Efendim güvenliğini sağlayabilmem için anne kızlık soyadının ikinci ve üçüncü harfini diyenler misiniz? Diyenlerin orada çalışıyoruz. Peki. Daha sonra ama evet yani o zamanlarım o zamanlardı. Suat'ı çağırdım destek ortada. Suat geldi yanıma işte gösterdi böyle böyle yapacaksın diye tamam dedim. Sonra ikinci soruda tabii hep orada Suat olduğu için Suat'ı çağırıyorum. Suat geldi yine söyledi. Sonra baktım ki Suat ben çağırmadan da yanıma geliyor. Bir tane koltuk çekmiş benim yanıma. Bu işi yapamayacağını anladı. Mı acaba yoksa kunduzluk mu? Güzelliğini anladım abi, gitmek istemiyorum sürekli oradan. Sürekli molalarda peşimde. Yemeğe gidiyoruz işte bizim yemek mola saatimiz var. Yemek saatini benimle denk getiriyor. Yine yanımda. Yani baktım bayağı biz arkadaş olmuşuz. Aynen. Sonra biz Suat'la konuşmaya başladık. Ben tavla mı taktikleri ne yapalım? Anladım. Ama dedim ki Suat'cığım bu iş olmaz. Neden? Çok iyi bir insandı. Ben çok üzmek istemedim onu. Çok iyi bir insandı. Ne iyi adamdı ya. İyi insandı. Ne iyi insandı. Yani İlker Bey yeni işe başlamışım. Şimdi ben hedefim var, kariyer yapacağım bir sürü şey var yani. Gidip biriyle sevgili mi olayım hemen? Sevgili kariyere engel midir? Yani engel değildir. Engelmiş ki engelledi abi benim. Odak noktam değişebilir. Öyle düşünmüş olabilirim. Sonrasında... hayatımıza böyle bayağı 3-4 sene falan herhalde biz görüşmedik. Yani konuşmadık ama birbirimizi görüyoruz mesela işte molalarda Suat bana böyle bakıyor. Abi aynı asansöre binmiyordum. Düşmanıymışım gibi. Sanki canına kastetmişim gibi. Yemek alıyorum böyle bakıyor. Siz hiç reddedilmek nedir bilir misiniz? Suat diyor ki, siz hiç reddedilmek nedir bilir misiniz?